Belediyelerde bugüne hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çevre dostu bir adım. Mordoğan'ın büyüleyici ayıbalığı koyunda izinsiz olarak kurulan demir iskele kaldırıldı. Bu adım bölgenin doğal güzelliklerini korurken Akdeniz foklarının yaşam alanlarını da koruma altına alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi doğaya olan saygısını bir kez daha gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Karaburun Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki Mordoğan Ayıbalığı Koyun'da izinsiz olarak kurulan demir iskelenin kaldırılmasını sağladı. Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarına yapılan bu müdahaleye karşı başlatılan yasal süreç, doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkını koruma amacını taşıyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle iskelenin yıkım süreci hızlandırıldı. İşletmeye 3 Mayıs 2024'te tebligat yapıldı ve 15 gün süre tanındı. Sürenin dolmasına rağmen iskele kaldırılmayınca Büyükşehir Belediyesi 22 Temmuz 2024'te yıkım kararı aldı. Ancak güvenlik nedenleriyle işlem tamamlanamadı. 1 Ağustos'ta işletme mevzuata aykırı iskelenin sökümüne başladı. 2 Ağustos'ta alanda yapılan kontrollerde söküm işleminin devam ettiği görüldü ve süreç tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi doğayı ve canlıları koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Konak Belediyesi, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında soykırıma uğrayan romanları anma gününde roman dernekleriyle ortak projelerin önünü açacak işbirliği protokolüne imza attı. Bu sayede Adil Kent, Eşit Yurttaşlık mottosuyla 5 yıl boyunca ötekileştirme ve ayrımcılıkla mücadele edileceği vurgusu yapıldı. Bugün soykırımı anma günü. Ama onun dışında da Konak Belediye'miz bugünün de biraz anlamı önemli belirtmek için imza töreni düzenledi. Türkiye'de hepinizin de bildiği gibi romanların belki de başkenti olarak adlandırılacak ilçe Konak. Konak Belediyesi ve İzmir Roman Dernekleri arasında ortak çalışmaların yapılmasını amaçlayan işbirliği sözleşmesi, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında soykırıma uğrayan romanları anma günü gibi anlamlı bir günde imzalanarak Adil Kent, Eşit Yurttaşlık mottosuna vurgu yapıldı. Konak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, eşi Necip Mutlu, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş, Roman Dernekleri Başkan ve temsilcileriyle Konak Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleri katıldı. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta 5 yıllık bir protokolle ötekileştirmeyi, ayrımcılığı, kendilerini farklı hissetmelerini engellemek üzere çalışacağız dedi. Çok ciddi sayıda Konak'ta var olan kıymetli komşularımızla bir işbirliği protokolü imzalayacağız ve umuyorum bu 5 yılda çok güzel işler yapacağız. Ben bu çalışmaya katkı koyan başta başkan yardımcılarımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Başta ev hanımları olmak üzere Ayvalık'ta artık salça yaparken kol kası yapmanıza gerek kalmadı. Ayvalık Belediyesi yine harika bir proje ile karşınızda. Ayvalık Belediyesi mahalle mahalle dolaşıp salça makinesiyle ücretsiz hizmet veriyor. Bizce bu güzel hizmeti kaçırmayın. Ayvalık Belediyesi'ne kocaman bir alkış gönderiyoruz. Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Ayvalıklı kadınlar için ücretsiz geleneksel uygulamalarından olan ve kadınların hayatını kolaylaştıracak salça makinesini mahallelere ulaştırıyor. Kadınlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Domateslerinizi, biberlerinizi hazırlayın. Salça makinesi mahallenize geliyor. Ayvalık'ta salça zamanı sloganıyla ilgi gören uygulama 25 Temmuz itibariyle Altınova'da başlatıldı. Ailelerin kış hazırlıklarından olan salça yapımını kolaylaştıran salça makinesi, belediyenin web sitesinde belirtilen tarihlerde ve mahallelerde saat 10-16 saatleri arasında hizmet verecek. Hepimiz dairede yaşıyoruz ve eski sistemlerimizi yapamıyoruz açıkçası. Böyle bir şeyin olması çok güzel oldu ev hanımları için. Eşim 4 kasa aldı, ikisini evde yaptım ama çok zorlandım. Çünkü apartman dairesinde yaşadığımız için onların yıkanması, sıkılması, kaynatılması. Ama 2 kasayı buraya getirdim. Bu hizmetten dolayı çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Ayvalık Belediyesi'ne de, Başkanımız Mesut Ergin'e de çok teşekkür ediyoruz. Ev hanımlarına böyle güzel bir hediye sunduğu için.
Bornova Belediyesi, tarımsal çeşitliliği ve sürdürülebilir tarımı destekleme yolunda dev adımlar atıyor. Her yıl 500 bin fide üreten belediye, tohum takas şenlikleri ve yenilikçi projelerle yerel üreticilere büyük katkı sağlıyor. Yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması hedefiyle Bornova tarımda öncü bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyor. Bornova Belediyesi yerel tohum ve fide seferberliği kapsamında önemli adımlar atıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kurduğu yerel tohum bahçelerinde yaklaşık 50 çeşit atalık tohum üretiyor ve bu tohumlardan her yıl 500 bin fide elde edilerek ücretsiz olarak üreticilere dağıtılıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepler karşılanarak yerel tohumların yaygınlaştırılması sağlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel tohumlar, tarımsal çeşitliliğin ve sürdürülebilir tarımın temel taşlarından biridir. Bornova Belediyesi olarak, yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması konusunda önemli adımlar atıyoruz. Ürettiğimiz tohumlar ve fidelerle yerel üreticilerimize destek oluyor, sağlıklı ve doğal ürünlerin üretimine katkı sağlıyoruz. Tohum takas şenlikleri ve tohum bankası projelerimizle bu tohumların geleceğe taşınmasını hedefliyoruz, dedi. Başkan Eşki, Bornova'yı tarımda da öncü bir ilçe haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Kuşadası'ndan küresel ısınma ve kuraklıkla mücadele adına harika bir haberimiz var. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısında bomba gibi bir açıklama yaptı. Artık Kuşadası yağmur suyu hasadıyla su tasarrufuna başlayacak. Bu proje sadece su tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kuraklıkla da mücadele edecek. Bu tür yenilikçi adımlar geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel geçtiğimiz günlerde katıldığı Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin toplantısında özellikle turizm kentlerinde kullanma suyunun tasarruflu tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Ömer Günel, biz kaynaklarımızı artırmak için çok yakın zamanda yağmur suyu hasadına başlayacağız, dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm kentlerinde özellikle yaz döneminde artan nüfusla birlikte kullanma suyu sıkıntısı yaşandığına dikkat çekti. Bu nedenle su kaynaklarından tasarruflu biçimde faydalanılması gerektiğini belirten Başkan Günel, bu konuda alternatif kaynaklara yönelmemiz büyük önem taşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak biz yakın zamanda yağmur suyu hasadına başlayacağız. Amacımız Kuşadası'nı kendi kendine yetebilen bir kent haline getirmek. Türkiye'de bu projeyi hayata geçirecek ilk kıyı İlçe belediyesi de biz olacağız, diye konuştu. Belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.